Semih Konferara. Bir şeyler ters gitti. Lütfen tekrar denin. Aman beni çekme de kepiyor. Abi bak güzel söylüyorsun. Yerden göğe kadar da haklısın da sigorta yoksa eğer ben 54 iki taraf üstte ceza yiyor. Sigorta şeyimi bıraktılar millete. Bak, ne şey sen niye çekiyorsun bunu? Bak. Ben gazeteciyim abi. Şimdi gazeteciyse git başka bir şey çek. Bir şey sor mağdurun ne diye. Bir dakika bir şey söyleyeyim. Bir dakika. Bilmiyorum bir dakika seni. 54 yaşındayım. Polis karakolunun kapısını bilmem. Tamam. Bak. Hadi gidelim. Devletim için her şeyi yaptım. Sigortamı yatırdım. Bana noterden dediler ki sigortanı yatır, muayeneni yaptı. Bravo. Bu adam çekecek ki. Ya bak, niye çeksin? Çeksin. Bu adam ekmek peşinde. Çeksin. Altını ne yazacak? Yok çeksin. Altını ne yazacak? Çekecek. Abi bir dakika bir şey söyleyeyim. O adam basın. Bak, çekecek. Sigortamı yatırdım. Muayeneye gün oldum. Başka türlü plaka yapmıyor. Plakamı kaybettim ben. Motorun şeyi belli. Hepsi belli. Plakamı düşürdüm. Notere gittim. Bana bir kağıt verdiler. Bunu muayenesini yaptı. Muayeneyi de yaptırdım bak. Muayene poliçesi bu. Muayenemi yaptırdım. Hepsi hazır. Sadece muayeneye gün alıp bu sigorta poliçesi. Muayeneden gün alıp plakamı yaptıracağım. Ona bile izin vermediler. Ayın 5'inde maaş alıyorum diyorum. Devletle benim işim hiç olmadı. Beyaz fiyat.
Yenikent Camili Karaman Korucuk yolunda yapılan uygulamada radara giren araç düşük kilometreyle yakalanmış, sabitlemiş. Hemen radarcı polis arkadaş dikkatle incelediğinde sürücünün doğruluğunu teyit etti ve araca yol verildi. Yani polis hiçbir zaman hiç kimseye keyfi ceza yazma taraftarı değil. Yapmıyor da zaten böyle bir şey. İşte gördüğünüz gibi sürücü kilometresini sabitlemiş, 74 kilometre olarak girdi. Hemen düzelttiler ve yol verdiler. En ufak bir ceza işlemde uygulamadılar. Olay budur yani. Yoksa polis kimseye ceza yazmaya hevesli değil. Abi 109'la girmişsiniz. Yabancı plakalı gri Mercedes 2'den kanalı.